sanatta ve hayatta amaçlanmamış olan bir anlamdan bahsetmek istiyoruz. Eser var. Yazarı ondan bizim çıkardığımız anlamları, bizim çıkardığımız yorumları hiç de amaçlamamış. Ama eser orada duruyor. Biz o esere yaklaştığımızda veya hayat orada duruyor, o ilişkiler orada duruyor. O ilişkiler bize kendiliğinden bir şey söylemiyor fakat biz o ilişki biçimine veya sanatın o haline bir anlam veriyoruz. Sanatın kendi içinde veya hayatın kendi içinde amaçlamamış olduğu bir anlamı biz ona izafe ediyoruz. Bu olay aslında bir olaya ad vermekle, onu adlandırmakla ilgili bir olay. Şayet biz o esere veya hayattaki o ilişki biçimine belli bir ad vermez isek, onu belli bir şekilde yorumlamaz isek, o olayı veya o ilişki biçimini sadakat olarak, ne bileyim, hıyanet olarak nitelendirmemiş isek, o olay kendisi ben hainliği temsil ediyorum diye bize herhangi bir şey söylemez. Kaldı ki bizim sadakat diye gördüğümüz olay bir başkasına hiç de öyle görünmeyebilir. Farklı bir isimle adlandırılabilir bu olay. Bir tabiat olayını düşünelim. Kar yağdığını farz edelim. İki kişi karda yürüyorlar veya evlerinden çıktılar. Bir kar manzarasıyla karşılaştılar. Biri diğerine gayri ihtiyari, elinde olmaksızın, bu olaylarla, bu durumla çok karşılaşmışızdır. Kar yağıyor der. Öbürü de görüyor aslında bunun, karın yağdığını. Fakat kar yağıyor cümlesi bizim kulağımıza, kulağımızdan zihnimize gelmedikçe karın yağdığına dair bir bilinç bizim kafamızda oluşmaz. Hatta bunu biz kendi kendimize, yanımızda birisi yoksa, bir refakatçımız yok ise bu cümleyi biz kendi kendimize söyleriz. Kar yağıyor deriz. Veya önümüzde bir köpeğin telaşla koştuğunu görürüz. Bir adamın telaşla yürüdüğünü görürüz. Adam telaşlı yürüyor deriz kendi kendimize. Veya bu cümleyi aklımızdan geçiririz. Böylece ne yapmış oluyoruz? Böylece o olayı bilincimize aktarmış oluyoruz. Bu bakımdan bir olaya, bir duruma, bir enstantaneye ad koymak o olayın bizim bilincimizde bir anlamın oluşmasına yol açar. Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidip kabul deskinde, kabul masasında kaydımız geçirilinceye kadar biz hasta değiliz. Ama kaydımız yapıldığı andan itibaren bizim adımız bir hastadır. Doktor size hasta diye hitap eder. Hemşire, bütün hastane personelinin indinde artık hastasınız. Bunun etrafa verdiği bir mesaj var. Bir de doktor teşhis ettikten sonra diyelim ki bulaşıcı bir hastalık teşhis etti size. Bu adam şöyle bir hastalığa düşmüş, hastalığa duçar olmuş dediği anda size bir ad konuluyor. Bu adın çevreye verdiği bir mesaj var. Nedir o mesaj? Bu adamdan uzak durun. Bu adam hastalıklı, bunun hastalığı size de bulaşabilir mesajı var. Demek ki ad koymak sadece soyut düzlemde bir mana ifade etmiyor. Aynı zamanda onu somut olarak pratikte bize söylediği, ifşa ettiği, açığa vurduğu bir başka anlam var. Bu adam hastalıklıdır denildiği takdirde çevreye verdiğimiz mesaj, bundan uzak durun, bu adama fazla yaklaşmayın. Demek ki her ad koyma aynı zamanda o durumun, o pozisyonun içinde, o pozisyonda içkin bulunan bir anlamı ifşa da ediyor. Şimdi Camus'un Sisif efsanesi, Sisif söylencesi adını taşıyan denemesinden bir parça okumak istiyorum. Şunu söylüyor. Daha doğrusu Camus, Odessa efsanesinde söylenmiş olan bu cümle üzerine bir yorum getiriyor. O cümle şu: Sisifos'u gördüm, korkunç işkenceler çekerken. Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve kollarıyla, bacaklarıyla dayanmıştı kayaya. Habire itiyordu onu bir tepeye doğru. İşte kaya tepeye vardı varacak. İşte tamam. Ama tepeye varmasına tam bir parmak kala bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri. Aşağıya. Aşağıya yuvarlanıyordu. Yeniden baş belası kaya. O da yeniden itiyordu tekmil kaslarını gere gere. Kopan toz toprak habire aşarken başının üstünden, o da habire itiyordu kayayı kan ter içinde. Sisif söylencesinde Sisif tanrılara ihanet ettiği için ona böyle bir ceza veriliyor. Tepeye doğru bir kayayı çıkartacak. Fakat çıkarmasına ramak kalmışken kaya tekrar aşağıya yuvarlanacak. Sisif ise tekrar onu yukarıya çekecek ve bu bir teviye sonsuza kadar böylece devam edecek. Camus bu olayı nasıl yorumluyor? Sisif'i insanoğlunun bu dünyadaki yaşantısının anlamsızlığına, saçmalığına bir simge olarak gösteriyor. Biz de diyor bu dünyada o kayayı taşıyan fakat bir yere geldikten sonra bunu tekrarlayan, durmadan tekrarlayan o Sisif'in durumundayız. Sisif'in durumu, Sisif'e yüklenen bu mükellefiyet, bu külfet ne kadar anlamsız ise bizim bu dünyadaki yaşantımız da öylesine anlamsızdır. Ama diyor biz insanız ve bu dünyada yaşıyoruz. Öyleyse bu külfete, bu ağırlığa, bu amaçsız ve bu anlamsız ağırlığa katlanmak zorundayız ve kahramanca katlanalım diyor. Onun yorumu böyle. Ben bu yoruma katılmıyorum. Ben diyorum ki Sisif'e verilen ceza bir cezadır. Cezadan da bir başka amaç beklemiyoruz biz. Yani cezanın, bazıları diyor ki cezadan ibret almalıyız. Ceza başkalarına ibret verilmesi için. Hatta mahkumun kendisinin ibret alması için bu ceza verilir. Peki idam cezası verilmiş ise mahkum bundan nasıl bir ibret alacak? Nasıl bir ibret alabilir? Dolayısıyla ibret bir sonuç olarak ortaya çıkabilir ama amaç olarak ortaya çıkmaz. Cezanın gayesi değil, amacı değil ibret. Olsa olsa sonuç olarak ortaya çıkabilir. Böylece ne demiş oluyoruz? Sisif efsanesini anlatan şair Homeros bize sadece Sisif'e verilmiş olan cezayı anlatıyor ve onu aktarıyor. Bir amacı yok onu aktarırken. Ama Camus bir anlam verdi. Fakir bir başka anlam yükledi bu olaya. Dolayısıyla metnin kendisinin içinde amaçlanmamış, doğrudan amaçlanmamış fakat içkin olarak bulunan, ondan mündemiş, onun bünyesinde bulunan anlamları biz eleştirmeciler veya kendisini eleştirmeci diyenler o anlamları o metnin içinden bulup çıkarırlar ve kelimeyi tekrar kullanalım, ifşa ederler.